Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Muhammed, de ki, bana cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinleyip şöyle dedikleri vahdedildi: şüphesiz biz doğru ileten, hayranlık verici bir Kur'an dinledik de ona inandık. Asla Rabbimize ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı çok yücedir. Ne eş edinmiştir, ne de çocuk. Demek bizim beyinsiz olanımız Allah hakkında doğruluktan uzak sözler söylüyormuş. Şüphesiz biz insanların ve cinlerin Allah hakkında asla yalan söylemeyeceklerini sanıyorduk. Doğrusu insanlardan bazı kimseler cinlerden bazılarını sığınırlardı. Cinler de onların taşkınlıklarını arttırırdı. Gerçekten onlar da sizin sığındığınız gibi Allah'ın hiç kimseyi öldükten sonra tekrar diriltemeyeceğini sanmışlardı. Kuşkusuz biz göğe ulaşmak istedik. Fakat onu çetin bekçilerle ve yakıcı ışıklarla dolu bulduk. Halbuki biz göğün bazı yerlerinden gayb haberlerini okurduk. Fakat her kimi dinlemeye kalkacak olursa kendini gözetleyen yakıcı ışık bulur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Sakin. Allah'ım yardım et. Gel. Defolun! 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 Hakikaten biz bilmiyoruz. Yeryüzündekilere kötülük mü istendi, yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi?
anahtarımız. Ben geçiyorum eve. Geç kalma. Sen marketten ne alacağını söyle de mesaj at bana. Bakar mısın? Nefes al bir tanem, yanındayım. Ne olur nefes al. Ne olur nefes al. Tamam. Kübra, tamam. Rahat, rahat bırak kendini. Nefes al bir tanem, yanındayım bir tanem. Tamam, rahat bırak kendini. Kübra, buradayım, tamam. Yardım edin! Bir bakın buraya be! Doktor bey, 26 yıl boyunca hiçbir şey olmamış. Tek seferde mi sarı oldu şimdi? Kabullenmesi çok zor ama bütün MR bilgiler bulgular mı gösteriyor? Nasıl yani doktor bey? 26 yıl boyunca hiçbir şey olmuyor, bir kere bayılıyor, pat diye sarı oluyor, öyle mi yani? Bu hastalık saklanıp yıllarca kendini belli etmeyebilir. Hatta kriz bile geçirmeyebilirsin. Bu tamamen yaşam tarzına ve kullandığın ilaçlara bağlı. Alt tarafı bir baygınlık. Doktor bey, MR'da yanlış olabilir, öyle değil mi? Bir tekrardan kontrol ettirsiniz. Ya ben de istemem senin hasta olmanı. Peki, tamam. Bütün belge ve bilgileri yeni baştan kontrol ettireceğim ama Sara hakkında. İhtimali. Sizi Sara hakkında bilgilendirmem gerekli. Sara, diğer adıyla epilepsi. Beyindeki sinir hücrelerinin zaman zaman elektrikli deşarjları sonucu ortaya çıkan klinik bir vakadır. Nöbeti tetikleyen bazı durumlar var. Onlara dikkat etmeniz gerekiyor. Yoğun ve stresli çalışma temposu, düzensiz beslenmek ve uykusuzlukla nöbeti tetikler. Sizin her ihtimale karşı bu ilaçlara başlamanızda yarar görüyorum. Bu süre zarfında kesinlikle stresten uzak durun. Uyudun mu?
arkasına saklan sanıyor kendine suçlamaktan vazgeçsen ne olur? Bir sen vardın bu fani dünyada. Bir sen vardın bu fani dünyada. İnsanoğlu dönmüş durmuş, istese de kaçamaz gerçeklerden, özlerinden, sözlerinden kaçamaz. Bir sen vardın bu fani dünyada, bir sen vardın bu fani sesleniyorum. Duymuyor musun? Hayır, kulağım duymuyordu az önce. Nasıl yani? Bilmiyorum. İyi mi şimdi? Şu an bir sorun yok. Az önce duymuyordum. Kulağın duymuyor diye mi kalktın? Hayır, saçmalama. Buraya nasıl geldiğimi hatırlamıyorum bile. Tek hatırladığım şey kulağım duymadı. Kübra, sen yine rüyanda yürümeye mi başladın? Son 2 yıldır olmuyordu. Belki de bu yüzden kriz geçirmeye başladın. Belki de gerçekten sarayımdır. Belki de Sara falan değilsindir. İnşallah değilsindir. İnşallah. Bir tanem. Lütfen yatalım. Daha fazla gerilmek istemiyorum. Yarın şu psikoloğunu ara. Rüyanda tekrar yürüdüğünü söyle, tamam mı? Sadece bir kez oldu. Bir şey demek değil ki. Allah rahatlık versin.
Sağ ol canım. İyi uykular. Sağ ol dayı. Gördüm. Tuvalette tek başıma. Tek başıma duruyordum orada öyle. Ahmet. Zübra, ya sabah anlasan olmaz mı Allah aşkına ya? Rüya gördüm diye de uyandıran bir sen varsın dünyada ya. Ahmet, rüya gördüm diyorum sana. Kalk. Kübra, şu gördüğün rüyayı bir düşün. Şu an beni uyandırmaya değecek mi? Ha? Gerçek gibiydi. Gerçek gibiydi. Gerçek değildi. Hadi bir tane. Uyan. Lütfen. Hadi bir tane. Hadi bir Babaanneme de gidemedik. Kadını çok salladık. Zaten yaşlandı. Belki de bunun son görüşümüz bile olabilir. Hiç olmazsa kahvaltıda ölümden bahsetmesi olmaz mı? Ya şu tuzu sadece kendine döker misin? Yani ne var sanki azıcık tuz yesen? Ne var sanki şu tuzu sevmediğimi bir öğrensen? Sen ne dediğini farkında mısın? Evet, farkındayım. Kübra Kur'an'daki cin suresini okuyordu doktor bey. Yani? Yani? İçine cin girmiş gibiydi. Evet, sen eğitimli birisin. Senelerce üniversite. Eğitimsiz olsan hadi anlayacağım ama. Ne bu cin hikayesi ya? Doktor bey bakın, hiçbir alakası yok. Kübra Kur'an okuyordu çünkü orada. Bak, bu adam Afrika'da yaşıyor. Adı Selim. Bu adam kendini Yahova şahit zannediyor. Bunun Kübra'yla ne alakası var ki? Var tabii. Bu adam sar hastası. Epilepsi yani. Beynin arkasında oluşan küçücük bir kabarcık onun böyle düşünmesini sağladı. Senelerdir de bu şekilde yaşıyor.
Bak beyin her şeyi kaydeder. Sen de eşin de Kur'an okuyan birisin. Ezberinde kalmış da çok doğru. Senin eşine çok sakin, sessiz ve gülsüz bir hayat sağlamak lazım. Dedi sen kalkın, cin hikayelerinden bahsediyorsun. Bunu tedirgin edin. Götür onu buradan, götür, arede, beyin, Rabbihum, beşade. Babaanne! Alo. Es-salatu ve-selamu aleyh. Aleyke ya Resulallah. Gel kimse yok. Başın sağ olsun Kübra. Sağ ol Mahir abi. Mahir diyebilirsin bacım. Beraber büyüdük. Ahmet, senin de başın sağ olsun. Mübarek kadındı. Allah razı olsun. Vücudunda her yerinde yanıklar vardı. Ayağında da morluklar. Doğru. Geçenlerde çay yapmaya kalkışmış. Üstünü başını yakmış. Biz o kadar söyledik. Bize söyle, yardım edelim dedik, dinlemedi. Sen de bilirsin. Her şeyi kendi yapar o yaşta. Çarşısına, pazarına kendi giderdi. Doğal olarak o kadar yara da oldu. O yaralar da o yaşta o kadar kolay iyileşmez. Öyle değil mi Ahmet? Doğrudur hocam. Kübra, sen iyi misin? Solgun görünüyorsun. Önemli bir şey değil. Küçük bir hastalık. Hayır olsun, nedir inşallah? Epilepsi. İçini ferah tut Kübra. Bol bol dua et. Ahmet de sana iyi bakar. Ben de dualarımla elimden ne gelirse yaparım Allah'ın izniyle.
Allah razı olsun. Allah razı olsun Ayşem. Yarın öğle namazının ardından namazını kıldırır, son yolculuğuna uğurlarız inşallah. Allah razı olsun. Mahir hocam, bir bakmanız gerekiyor. Peki, birazdan geliyorum Yasin. Hocam, biraz acele. Tamam, geliyorum Yasin. Hadi, siz de dinlenin. Yardım aldığın cin kabilesi lanetlerine lanetlisi. Cümenna kabilesinden. Kızın hem derisini yakacaklar, hem de kemiklerini kıracaklar. İşleri bittiğinde içine cin hapsedilmiş acı çeken bir Kübra'nın bedenine sahip olacaksın. Sahip olacağım ama Yasin. Ve sen de bunu engellemeyeceksin. Yoksa biçin de senin içine sokarım. Biliyorsun yaparım Yasin. Özür dilerim. Özür dilerim, saçmaladım. Tabii ki sevdiğine kavuşmalısın. Yıllarca ne kadar uğraştık. Babaannesi de öldüğüne göre artık ona yardım edecek kimse kalmadı. Sence bu odaya girmemeli miyiz? Hayır. Babaannem bu evi bize tek bir şartla hediye etti. O da bu odaya girmeyeceğiz. Şimdiye kadar bunun sözünü hiç açmadık. Neden şimdi açıyoruz? Ben küçükken bizde de böyle bir oda vardı. Annem içeriye çikolata, bisküvi falan koyuyordu. O kadar büyük beklentiye girme istersen. Belki de bomboş bir odadır. İçindekileri düzenleyeyim. Güçlü durmaya çalışmana hiç gerek yok. Rahat bırak kendini.
Babaannenin çok sevdiğini biliyorum. Ağlarsam krize girerim diye korkuyorum. Beni bir daha öyle görmeni istemem. Babaannemi şimdiden çok özledim. Çok özledim babaannemi. Kübra! Kübra! Buradayım. Burada. Nefes al, nefes. Buradayım. Nefes al. Kübra, Kübra. Bir dakika hocam, bir dakika. Bir... Şimdi geçecek o. Ahmet, karının içinde cin var. Epilepsi değil. Müsaade et. Kübra.
Ahmet, sen hiç merak etme. Allah'ın inayetiyle Kübra kızımızı iyi edeceğiz. Yasin, sen de bana yardımcı olacaksın. Allah'ın izniyle hocam. Yalnız ben de olmak istiyorum hocam. Tabii ki olmalısın Ahmet. Sen de ol. Eşinin her zaman yanında olmalısın. Ben de bir zamanlar bir kadını çok sevdim. Aşkın ne demek olduğunu iyi bilirim Ahmet. Sen de ol. Allah katında birlikteliğiniz var sonuçta. Sorun olmaz. Hacer, Gülsüm. Kübra'mıza bir abdest aldıralım. Edecek olan da odur. Ahmet. Şimdi sana söyleyeceklerimi bu civardan kimseye söyleme, olur mu? Hatta Kübra'ya bile bahsetme. Neden? İyi. Benden günah gitti. Ben söyleyeyim de sen ister bahset, ister bahsetme. Şimdi şu tepe köyün ardında bir köy var. Neydi adı? Civak köy hocam. Hey yaşa Yasin. Civak köy. O köyde bir gömü vardı Ahmet. O gömü Cüenna kabilesinin cinlerinindi. Biz bu Kübra'nın dedesine çok söyledik. Yapma, etme dedik. Dokunma oraya, dokunma oraya dedik, dinletemedik. Bir gece gitmiş, bütün gömüyü çıkarmış. Zaten bir haftaya kaldı kalmadı toprağa verdik dedesi. Ben dedesinin kaza geçirdiğini sanıyordum. Yani öyle biliyordum. He. Kaza geçirdi Ahmet. Cinler tarafından kaza geçirtildi. Bu rahmetlinin vücudundaki yaraları da o cin kabilesi yapıyordu. Biz biliyorduk Ahmet. Ben elimden gelen yardımı yaptım. Ama koruyamadım. Hazırdır Kübra gelinimiz.
Allah'ın izniyle başlayalım hocam. Başlayalım. Haydi bismillah. Hacer, şöyle oturdum. Hacer, hadi siz hazırlıkları yapın. Biraz dinlensin. Mahir hocam yanlış yapıyorsun. Hocam yazıktır, günahtır. Yasin.
Bu gece bu eve gireceksin. O dolaptaki cevşeni yakacaksın Yasin. Hocam. Bu büyüyü biz bozamıyoruz hocam. O büyüyü aileden birisi bozmalı. Biz ne zaman dokunsak tekrardan buluyoruz hocam. Yalvarırım hocam. Hocam. Baba hocam. Hocam bir daha olmaz. Tövbe hocam. Hocam yalvarırım. Mahir Hoca mühürü yak demişti. Ben de onu yakmaya çalışıyorum. Ne mühürü?
Mahir Hoca çok iyi bir insan. Değil mi? Çok iyi bir insan. Kübra. Mahir Hoca bugün senin deden ve babaannen hakkında öyle hikayeler, öyle öyküler anlattı ki bana. Ne anlattı? Yukarıda bir köy varmış. Adı neydi onun? Civak Köyü. Orası benim köyüm. Sen buralı değil miydin? Yatabilir miyiz? Bu saatte Mahir Hoca'yı kötülemeni dinleyemeyeceğim. Adam bize yardım ediyor. Hazırım ben. Mahir Hoca ne zaman geliyor? Kübra, bu ne hal? Cidden ne bu hal Kübra? Ne yapıyorsun sen? Ne bu ojeler, rujlar, bu kıyafet ne ya? Git değiştir şunu çabuk. İştirmeyeceğim. Saçmalama Kübra. Git değiştir şu üstünü. Değiştirmeyecek. Çıkarmayacak. Çıkarmayacak! Kübra! 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 Nefes al, nefes al, nefes al, nefes al. İyi misin? İyi misin? Kübra, iyi misin? İyi misin? İyi misin? Hadi kalk ayağa, hadi kalk ayağa, ayağa kalk. Bu ne? Bu halim? Bu halim ne? Şey, Kübra'nın içine cin girdiği söyleniyor. Bir takım dualar ediyorlar ama ben anlamıyorum. Böyle garip bir Arapça bir şeyler söylüyorlar. Hiçbir şey anlamıyorum hocam. Ne olur buraya gel. Tamam, sakin ol. Sakin ol. Sen ondan dualını ses kaydı al ve hemen... Hayır, tamam mı? Ben de akşama varmaz orada olurum. Ahmet, bana konulan uyumlu evladım. Tamam hocam.
Merak etme. Kübra'mızı iyi edeceğim. Düzelecek. Neden bağladın beni? Çünkü Mahir senin içine cin yerleştirdi de ondan Kübra. Ne yani, bize yardım etmedi mi? Hayır. Mahir sana aşıkmış. Anladın mı beni? Mahir. Saçmaladığının farkında mısın? Adam imam, bize yardım etti.
Evet, çok güzel yardım etti. Bak bakalım şu haline, ne kadar yardım etmiş. Aşkım. Aşkım, ben sadece seni seviyorum. Seni seveceğim, bunu biliyorsun değil mi? Tamam. Bu şekilde bağlamak senin içini rahat ettiriyorsa böyle kalayım. Ama son zamanlarda ne kadar çok acı çektiğimi biliyorsun. Ne olursun, fazla canım acımasın. Beklemi biraz gevşetebilir misin? Birazdan Mustafa Hoca gelecek ve o seni iyileştirecek. O bizi iyileştirecek. Lütfen inan bana. Biraz sabret ve orada dur. Lütfen. Belki de ben sadece epilepsi hastasıyımdır. Bütün bunlar hep senin saçmalıkların yüzünden oluyordur. Doktora dinleseydin belki bunların hiçbirisi başıma gelmeyecekti, öyle değil mi? Şu halimize baksana. Peki o geçirdiğin krizler ne? Belki sen sadece görmek istediğini görüyorsundur. Hem ilaçları, evet. Evet, ilaçları da bıraktık. Belki ilaçlara devam etsek böyle olmayacağım, öyle değil mi? İlaçlar. Evet, ilaçları getirsene bana. Birazcık da su getir. Madem Mustafa Hoca geliyor, o zaman git Mahir Hoca'yı da çağır. Madem geliyor diğer hoca, o bizim hoca da gelsin, öyle değil mi? O zaman doktor da gelsin. Polise de haber ver. Herkes gelsin. Sen madem beni böyle cins saçmalıkları yüzünden sandalyeye bağlıyorsun, herkes gelsin. Herkes görsün, buna tanık olsun. Kübra, ben senin ilaçlarını getiriyorum ben, tamam mı?
Buradayım. Buradayım bir tane. Buradayım bir tane. Buyurun Mustafa Hocam. Mahir dolabın içindeki cevşini yakmamı istemişti hocam. Ama bu mühür Joanna kabilesinin aşk mühürü. İçinde sevgi de olabilir, nefret de. Sonsuz aşk da olabilir, sadakatsizlik de. Bugüne kadar sizi koruduğuna göre bence böyle kalsın derim. Bana güven. Hadi. Hazırlanın, geliyorum. Hadi bakalım. Nasılsın kızım? İyi misin? Şükürler olsun Allah'a. Bu ne ya? Ne yapıyorsun sen? Bekalım burada. Ne olur Ahmet ne olur. Bak Kübra'nın babaannesini öldürmesi, eziyet çekmesine de ben sebep oldum ama ben isteyerek yapmadım, yemin ediyorum isteyerek yapmadım, her şey cinlerin korkusundan ya. Kes! Sus! Şimdi tane tane anlat bakalım. Tamam, her şeyi anlatacağım Ahmet. Her şeyi anlatacağım. Ahmet, Kübra'yı cin ilk defa parkın orada görüyor. Saçının, teninin, yüzünün güzelliğine aşık oluyor. Yaklaşmaya deniyor ama olmuyor. Çünkü babaannesi cinin Kübra'ya aşık olduğunu anlıyor.
Kübra'ya koruma büyüsü yapıyor. Bu aşkı koruma büyüsü. Kübra kimi severse sadece o dokunabilecek. Ne cinler ne de başka bir varlık zarar veremiyor Kübra'ya. Ama bu engel cinde saplantı haline geliyor. O gün Mahir'in vücuduna giriyor. Hem de ne girmeni. Gözü dönüyor cine. Babaanneyi bile o uğurda öldürüyor. Ama babaannenin orada ölmesi o büyüyü sonsuz ve çok güçlü kılıyor. Mahir dolabı defalarca kırdı, yaktı. Ama her seferinde dolap Kübra'yı ve aşkını korudu. Ahmet, sakin ol evladım. Anlattığın her şeyi ben de dinledim. Neymiş? İçerideki dolaba kesinlikle dokunmayacağız. Anlaşıldı mı? Güzel. Güzel. Mustafa hocam. Buyur kızım. Allah razı olsun sizden. Hı-hı. Hakkınızı nasıl öderiz bilemiyoruz. Sizler iyi olun. Ben hakkımı alırım. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Sizden de Ahmetciğim. Hadi. Hadi kızım sen de yat artık. Hı-hı. Ben buradayım, korkma. Hı-hı. Hadi Allah rahatlık versin. Size de hocam. Kurulduğundan beri yapılan en lanetli, en kötü büyü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu büyüleri kesinlikle yasaklamıştı. Bu büyü o kadar kuvvetlidir ki, cin bazen çok güçlenir ki, hem bedeni kontrol eder, hem de kendi insan şekline bürünür. Korkunç.
Sanırım senden bir tane cin suratın var. Ahmet. Sen ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Mahir saçmalama. Özür dilerim Kübra. Hoca, bırak onu. Gitsin. Kübra. Her şey çok iyi olacak. İnan bana. Çaylardan kendimi uyusun artık.
bilemezsin sen. İyi baba olacağım.